Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Havuç haşladım ben. Havucu normalde hani rendeleyip yağda kavurup da yoğurtluyoruz ya, tarator. Ben bugün onu haşlayıp da yapıyorum arkadaşlar. En sağlıklı olan da bu zaten. Diğer türlü yağda mahvediyoruz havuçları. Burada da lahana haşladım. Beyaz lahana. Sarmasını yapacağım arkadaşlar. Burada da paça çorbam var. Şöyle biraz un kattım suyuna. Sırf kemik suyu arkadaşlar. Başka su katmadım. Kendi kemiğin suyu ve kemiğin eti. İlikleri var. Gayet tam bir şifa deposu. Bu da burada sıcak sıcak duruyor. Üzerindekiler yağ değil arkadaşlar. Üzerine çıkanlar. Onlar ilik parçaları. Burada da sarmamın içi var. Şöyle. Sarmamın içini yaptım. Burada duruyor. Bugün erken başladım yemek yapmaya. Çünkü cumartesi günleri eşim erken geliyor işten. O yüzden erken başladım yemek yapmaya. Efe burayı süpürdü. Arkadaşlarıyla oynamaya gitti arkadaşlar. Çünkü burayı Efe kullanıyor. Ben süpüreceğim dedi. Çekyatın örtüsünü biraz yamuk yapmış. Neyse onu düzelteceğim ben. Sağ olsun böyle süpürdü. Süpürgeyi bıraktı gitti. Geri kalanı ben devam edeceğim. Hemen ondan sonra da sarma sarmaya başlayacağım Allah izin verirse. Lahanamı sardım arkadaşlar. Biraz lahanalar can sıkıcıydı. Muşamba gibi. Haşla haşla haşla. Bir türlü yumuşamadı. İkinci ezanı da okunuyor. Bir türlü yumuşamadı. Yumuşasın diye çok sarı haşlıyorum. Bu sefer de eriyor. Çok acayip bir lahanaydı bugünkü lahana. Çok kart gibiydi. Neyse ki bitirdim arkadaşlar. Az kaldı. Ondan sonra işte Elif havucu rendeler. Ben sarımsaklı yoğurdunu ayarlarım. O arada sarmamızı da pişiririz. Çorbam hazır zaten. Bu iç sarmanın içi olurken evi süpürdüm. Sarmanın içi olup soğuyana kadar evimin içini süpürdüm işte. Şimdi de Allah izin verirse sarmamızı ocağa koyacağız. Sarmamızı ocağa koyduktan sonra pişer. Elif de havucu dediğim gibi rendeler. Akşam yemeğimizi ayarlamış oluruz arkadaşlar. Sarmamız kaynamaya başladı arkadaşlar. Üzerine salçalı sos yaptım. Biraz baharat koydum. İşte nane, yağını, tuzunu kaynamaya başladı bile. Elif havuçları rendelemeye başladı arkadaşlar. Şöyle haşlanmış havuç. Onu yoğurtlayacağım. Kızımın ellerine sağlık. Çok şükür yağmurlar yağmaya başladı arkadaşlar. O kadar sevindim ki. Yağmur yağmaya başladı. Olması gereken. Böyle soğuk soğuk ne güzel esiyor. Vallahi özlemişim soğuk havayı. Pek sıcağı sevmem zaten. Hep dışına, kenarlarına doğru taşmış. Böyle sobanın üstüne getirdim sarmamı. Tabi baharatları, yağları kenarlarına taşmış hep. Böyle ağır ağır pişsin arkadaşlar. Elif makineyi boşaltıyor. Şöyle taratorumuzu yaptık arkadaşlar. Elif rendeledi, sarımsağını ezdi. Ben de sarımsaklı yoğurtla havucu buluşturdum. Gerçekten haşlayınca daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Ara ara yapıyorum ben böyle. Haşlayınca daha lezzetli oluyor. Hem sağlıklı oluyor. İstediğin kadar tüket. Ama diğer türlü yağlı olduğu için insan yerken tabii tereddütte kalıyor. Kızarmış yağlı olunca. Hem havucu öldürüyor resmen yağ.
Ama böyle daha lezzetli oluyor. Havucun hiç tadı gitmiyor yani. Böyle daha güzel. Tavsiye ederim. Şurada közlenmiş biberle patlıcan var arkadaşlar. Buraya koydum. Isınsın orada biraz. Buz gibi dolaptaydı. Biz yemeğin yanında yemeği çok seviyoruz onu. Burada da paçam var. Şöyle. Bu da paça çorbamız. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.